CHP sözcü vekili Bağışlar'ın Mehmet Ali Kiriş'in açılış konuşmasına cevaben biz Beytülmal'a sahip çıkıyoruz. Hem Alanyaspor tesisleri hem diğer yatırımlar için sabırlı olmalıyız. Yatırımları cebimizdeki paraya göre yapıyoruz dedi. Plan program altına oturtmadan mantıksız bir şekilde ilerletmek yerine bunu bir bütçe planına oturtup o şekilde ilerletmektir. Beytülmal'a sahip çıkmaktır. Burada vatandaşların ödediği vergilerle oluşan bütçeyi doğru bir şekilde harcamaktır. Dolayısıyla hem Alanyaspor tesisleri hem diğer yatırımlarla alakalı ben biraz daha sabırlı olmak gerektiğini inanıyorum. Çünkü hem Alanya'nın, Antalya'nın durumu ortada hem de ülke ekonomisi ortada. Yatırımın sağlıklı bir şekilde sonuca hedefe gidebilmesi için ne kadar hızlı gittiği ve ne kadar aracılığıyla yapıldığından öte ne kadar makul ve mantıklı ilerletildiğidir önemli olan. Dolayısıyla bizim buradaki hedefimiz ucuz siyaset yaparak şov yapmak değildir. Tamamen yatırımları plan bütçeye, cebimizdeki paraya uygun şekilde sonlandırmaktır diye düşünüyorum. Muhittin Bey'in de bu anlamda hem Manavgat'ta hem Alanya'da vermiş olduğu, özellikle ana hatlarla alakalı vermiş olduğu sözü ben sizleri de kendisine tebrik ediyorum. Uyumlu bir çalışmayla sonlandırdınız. Çünkü Avrupa yerel yönetimler özellikle şartnamesi de belirtilen yerinden yönetim, vatandaşa en yakın noktadan yönetimin hizmetin hızı ve kalitesi anlamında daha etkili olduğunu düşünüyoruz. Kiriş ise caddelerin devrinde çekimsel oy kullanma gerekçelerinin 200 işçinin akıbetinin netleşmemesi olduğunu dile getirdi. Ayrıca Kiriş, Alanyaspor konusunda galibiyeti tebrik etmek yetmez dedi. Ucuz siyaset yapmadık. Yani buradaki amacımız siz nasıl ki burada birçok konuyu Alanya Belediyesi'ne soru sorarak, üniversite sorarak altına bile doldurmadan birçok kez sorabilirken ki ve bunun doğru olduğunu düşünürken şahsen bizim sorduğumuz Alanya'da işçilerin ne olacak? Buradaki 200 kişiden konuşuyoruz. 200 kişi eşleri çocuklarla beraber 600-700 kişi yapar. Bunlar teknik olarak biz de biliyoruz ki Adem Başkanı'na şifrelebilir, Alanya Belediyesi'ne devredilebilir. Çünkü bunlar sözleşme ya da bir strateji Büyükşehir Belediyesi'ndir. Bu arkadaşlar şu anda ellerine görevleri alınacak. Yani caddelerdeki görevi alınacak. Bunları nereye yollayacağız? Bunları ne yapacağız? Bu insanların hep ekmeklerini çalışarak alın. Sabah saat 6.30-7'den başlayıp caddelere çıktığınız zaman görürsünüz. Akşamın 2 saatine kadar soğuk, sıcak nerede çalışıyorlar. Bizim buradaki en büyük çekincimiz budur. İkinci konu, şimdi evet yatırımlar belli bir etapta gidiyor, belli bir zamanda gidiyor ama bakın arkadaşlar, Alanyaspor tesisleri tek kata gidiyor. Hepimiz biliyoruz normalde Menderes Bey'in verdiği söz Menderes Bey'in alır ama Muhittin Bey'in bununla ilgili şu zaman bitireceğiz, bu zaman bitireceğiz. Biz de bununla ilgili bu tesis Alanya'nın kamuoyuna verecek, Alanya Spor'a verecek. Her gün burada her hafta Alanya Spor'u tebrik ederken iyiyiz ama buna gelecek olan hizmetler konusunda da takipçisi olmamız gerekiyor. Ve aynı zamanda burada biz 31 Mart'ta sandıktan çıkan sonuçlar herkesi bağlıyor. Yani bahsettim, 250 gün geçmiş işin üzerinden. Artık biz yeni geldik, oturduk, planını yapıyoruz, ötesinde bir şeyler söylemek lazım. Biz bunu Büyükşehir'de de konuşuyoruz, kendi aramızda da konuşuyoruz. Burada konuşmamızın sebebi ucuz siyasetten öte, bunu Alanya halkının da duyması ve bilmesidir.